aslında Türkiye toplumu için iki tane büyük tehlikesi var. Birinci tehlikesi Sünni inancın dışındaki inançlara yönelik bir tehlike. Çünkü herkesi, toplumun her kesiminin çocuklarını kendi inançlarına göre yetiştirmeye çalışıyorlar. Ve kendileri gibi bir kişilik yetiştirmeye çalışıyorlar ki kendi iktidarları yürüsün. Bunun dışında toplumun her kesimi için daha büyük bir tehlike var. Şimdi Alevilerin çoğunluğunun ekseriyetlisi artık özel okullara gidiyor. Yemiyor, içmiyor. Her şeyinden keserek çoluğunu, çocuğunu özel okula gönderiyor. Ama ya gönderemeyenler, ya üç kişi dahi, daha kötüsü, ya küçük şehirde, biz büyük şehirlerde belki bir arada yaşıyoruz, belki daha fazla okuldaki bu baskılara direnebiliyoruz, veliler bir araya geliyor, öyle şeyler var İstanbul'da. Ama mesela atıyorum, ya Bayburt'ta yaşayan iki tane Alevi, ya Erzurum'da yaşayan Aleviler, bunlar tamamen aklıma ilk geldiği şekilde, ya Sivas'ta yaşayan Aleviler, onlar nasıl karşı çıkacaklar buna? Çünkü bu, aynı zamanda katliam görmüş yerler bunlar. Bu insanlar nasıl kendini sahipli hissedecek de buna karşı çıkacaklar? Bizim buna yeni şekiller geliştirmemiz gerekiyor. Gerekirse Sivas'a mı gidecek? Gideceğiz. Malatya'ya mı gidecek? Gideceğiz. Diyeceğiz ki bir dakika. Bu topyekun bir savaşla olur ancak. Bunlar mitinglerle de olacak elbet ama bunlar halk toplantılarıyla çözülür diye düşünüyorum. Siyaseti bir noktada artık sıkıştırmak lazım. Bunun için de zaten Firtan'ın yapılması gerektiğini söylemiş. Bir olacaksın, iri olacaksın, diri olacaksın. Ancak o şekilde biz bu işi çözeriz diye düşünüyorum.